Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir serimiz başlıyor bugün. Umuyorum ki keyif alırsınız. Beni yalnız bırakmazsınız. İlk bölümü lütfen biraz like'lara basalım. İlk bölümümüz biraz öne çıksın, belki izlenir. Ben futbol oynadığım zamanlarda kendim Küçükçekmece'de oynadım, Kanarya'da oynadım, İstanbulspor'da oynadım o zamanlar. Galatasaray'da oynadım ve bununla alakalı kendime bir kariyer yapmak istedim. Ama oynamış olduğum takımdan ne yazık ki FIFA'da yok. Sadece İstanbulspor var ama o da 2. ligde. Onun yamasında kurmamıştım. Burada dönemde Galatasaray öne çıkıyor çünkü Galatasaray'da oynamıştım. Ama şöyle bir şey var. Buradaki durumda Galatasaray'a şimdi çok düşük overall'lı bir oyuncuyu koymak biraz saçma olur diye düşündüm. Ve memleketim Malatya'ya koydum kendimi arkadaşlar. Malatya Spor'da bir Onur Şahin izleyeceksiniz. Bakalım Onur Şahin'in kariyeri nasıl gidecek, nasıl başlayacak? Birazdan göreceğiniz çok sürpriz bir şey göstereceğim. Bu kariyerde kendimi şöyle düşündüm arkadaşlar. Şu anda biraz komik de olsun diye ve şey olsun diye istiyorsanız öyle bir göstereyim size. Şöyle bir oyun yakalama diyelim ve kariyer gelsin. Evet, geldi görmüş olduğunuz gibi. Sevgili arkadaşlarım, görüyorsunuz ki burada bayağı bir kiloluyuz. Gerçekte de biraz hafif kilolu olduğum için arkadaşlar şöyle göstereyim. Hani aslında çok değil ama yine de biraz kilolu olduğum için. Kilolu şekilde hayvan gibi bir Onur olarak başlayacağız. Yaşımız şu anda 16 ya da 15 olması lazım. Malatya'da 58'de overall'ımız var. İlk dönem sonunda İşte sararsa eğer, izlenmeler falan güzel giderse geliştireceğiz oyuncuyu, yaz kampını alacağız. Yaz kampında belki kilo verir, bir şeyler olur. Güzel bir kariyer olsun Malatya'yla. Hadi bakalım, yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Like'sız bırakmayın, başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar, sizden istediğim bir şey daha var. Bu bölümde bunu test edeceğim, sizlere göstereceğim hangisi daha gerçekçi oluyor diye. Eğer bizi oynatırlarsa bir maçta kamerayı açıp bir maçta da kamera açık olmadan yapacağım. Hangisi daha gerçekçi diye de bu videonun altına bir tane şey bırakacağım sevgili arkadaşlar. Siz söyleyin. Anket bırakacağım. Hangisi daha gerçekçi diye. Instagram'da bir story atacağım ve o story'de story'mde daha doğrusu anket açmış olacağım. Onun linkini de aşağıya bırakacağım. Hangisi daha gerçekçi? Nasıl devam etsin? Kameralı mı, kamerasız mı? Lütfen onu yorumlayın. Şimdi yaşımız 15, görüyorsunuz performansımız iyi diyor, bayağı bir kiloluyuz. Şöyle bakalım, forma şansı isteyeceğiz. Malatyaspor Groningen'le bir hazırlık maçımız var. Hoca bizi oynatacak mı diye şu anda merak ediyorum. Ben bu takımda zaten büyük ihtimalle oynayamam çünkü ben cam oynuyorum ama cam oynadığım burada ben yok. Kubilay Kanatsız Kuş bile şey sola çık oynuyor, çok ilginç. Evet, kadroda yokuz, o yüzden hızlı simülete diyoruz ve bakalım, 1-0 kazandı takımımız. Kubilay attı, Allah kahretsin ya. Evet, ikinci maça şu anda geçiyoruz. İkinci maçta bizi kadroya düşünmüşler mi? Yine bizi düşünmemişler. Olsun, canları sağ olsun hocamızın çünkü zaten genciz. 2-1 kaybediyoruz burada. 3-3. Evet, üçüncü maçta yine kadroda yokuz arkadaşlar. Hocamız sağ olsun bizi hiç düşünmüyor. Ya şu şeyleri merak ettim ya. Şu bizim mesela Zugi'yi falan filan, Kubilay Kanasu 68-65. Ya overall'ları tabii ki yüksek biraz. Benimki çok düşük kalıyor. 1-0 kaybediyoruz burada ve kupaya sanıyorum ki veda ediyoruz 3 puanla. Bakın, normalde hedefler var. Gelecek hedefleri. Hani senden hoca şunu bekliyor, senden hoca bunu bekliyor diye. O bende yok bile arkadaşlar. Hoca benden şu anda hiçbir şey beklemiyor. Evet, hoca benden bir şey bekliyor mu? Yine benden bir şey beklemiyor arkadaşlar. 4 tane maç var. Önümüzdeki bir bakan maçtan puan çıkarmayı bekliyorum. Galatasaray maçı için iyi bir sınav olacak diyor. Allah Allah. Oynatacak mı acaba abi? Hatay mücadelesi. Hatay'a karşı oynuyor takımımız. Şöyle bir hızlı simülete ettirdik. Hatay'a karşı ne oldu? Hatay'a karşı 4-2 kaybettik. Evet, yine bakıyorum kadroda var mıyım? Yine yokum arkadaşlar. Antep maçı. Antep maçında takımımız 2-2 berabere kaldı. Arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi antrenmanlar var. Kendime buradan ne verebilirim mesela? Biraz antrenman yapıp kendimi geliştirmem lazım. Yoksa beni oynatmayacaklar sanıyorum. Biraz hız çalışalım arkadaşlar. Kendimize biraz hız verelim. Dribbling'de başka var mı? Şöyle bakıyorum dribbling'de. Başka yok. Pasa bakalım. Biraz pas da verelim arkadaşlar. Duvar pası yapalım. Görüş falan, bunları geliştirelim. Arkadaşlar, antrenmanı kendim yapmak istedim. Bakalım antrenmanda kendim yapınca ne olacak diye merak ediyorum ve antrenmana giriyoruz. Şimdi webcam'i kapatıyorum. Anlayın diye, hangisi daha iyi diye. Oğlum ben ne kadar... Ne oluyor lan? Arkadaşlar, bu fareyi oynat falan filan diyor. Fareyi ben niye oynatıyorum ya? Ayarlarını yapmamışız galiba, Allah kahretsin. Evet, Kasımpaşa Spor mücadelesi. Yine biz yokuz sevgili arkadaşlar. Bunu da simülete ettik. Kasımpaşa'ya karşı bir beraber kaldık. Şu ayarları yapmam lazım, antrenman ayarlarını. Sevgili arkadaşlar, Galatasaray mücadelesi var. Ne yazık ki antrenmanları klavye haricinde nasıl yapacağımı bulamadım. Onu söyleyeyim size. O yüzden antrenmanları simülete ediyoruz. Galatasaray mücadelesinde bize şans verecek mi? Tabii ki bize her zaman gibi şans vermiyor. Galatasaray Malatyaspor mücadelesi. Oo! Oha! Galatasaray'ı deplasmanda yendik. Takıma bak. Helal takım. Derecelere bakalım. Muslera oynamamış mı? Oynamış. Vallahi helal olsun takım be. Hemen antrenmanımızı yapalım. Antrenmanı yapıp geliştirmemiz lazım kendimizi. Şöyle bir... Biraz daha ilerleyelim bakalım. Haydi 58'den 59'a doğru ilerliyorum.
Biz Eraspor'a karşı oynuyoruz. Yine beni oynatmıyor hoca. Canı sağ olsun hocamızın, genciz. Bir bir beraber kaldık. Hocadan artık böyle şey bekliyoruz. Hocam hani bizi bir yerde oynat artık. Ya benim prom mu? Ne oldu, bir şeyler mi oldu? Yok. Hocam biz oynat artık ya. Biz de biraz oynayalım hocam. Yok, yine yokuz arkadaşlar. Erzurumspor'a karşı da simülat ettik ve Erzurumspor'a karşı 2-1 kaybediyoruz. İşte hocam bak, beni oynatman lazım hocam ya. Oynat beni. Hemen antrenmanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Simülatten hadi oğlum. 59'a doğru çıkalım artık ya. 59 olduk mu? Olduk galiba 59. Güzel. Acaba şey düşünüyorum arkadaşlar. Yaşım 15 ya. Hani acaba 16'dan sonra mı oynatabiliyor? Acaba ondan mı oynatmıyor bilmiyorum. Kayserispor mücadelesi. Kayserispor'a karşı 2-0 mağlup olduk. Şut bile çektirmediler bize. Evet, Alanyaspor'a karşı oynuyoruz. 2-0 yine kaybettik. Hala forma şansı vermiyor hoca bize. Hala vermiyor. Ekip Göztepe. Kendi evimizde oynuyoruz. Göztepe karşı 1-1. Hala oynayamıyoruz. Sivasspor deplasmanındayız arkadaşlar. Sivasspor deplasmanında 3-2 kaybettik. Ya hocam artık beni oynat ama. Vallahi bak, orta sahada Ildız diye bir oyuncu oynuyor. Bak öbürü de ne oynuyor? İşin mi yanmıyor? Garip bir oyuncu oynuyor hocam ya. Beni oynat hocam ya. Trabzon deplasmanında. Bak beni oynatmıyorsun. İçimizden geçiyorlar dedim, beraber kaldık. Arkadaşlar bu arada size şunu göstermek istiyorum. Bak bunu unutmayayım. Size göstereyim şöyle bir. Görmüş olduğunuz gibi kramponlarımı görüyorsunuz. Ne kadar iğrenç. Formam içine sokuk. Bakın arkadaşlar. Forma falan içine sokuk görüyorsunuz. Kramponlarım yine aynı şekilde çok kötü. Bakın siyah kramponlar görüyor musunuz? Bileklik yok. Hiçbir şey yok. Formanın içine girmesine falan filan bakın arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Bunun sebebi biz çünkü Malatya'nın şu anda köylerinden bir tanesinden geliyoruz arkadaşlar. Malatya'nın köylerinden bir tanesinden geliyoruz. Ve garibanız yani şu anda. Hani böyle şekil mekil yapayım falan peşinde değiliz. Öncelikle böyle bir takıma girme peşindeyiz. Antrenmanlarımızı hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 60'tayız. 61'e doğru ilerleyeceğiz. Artık abi şu adamları geçeyim. Orada iki tane adam vardı, onları geçeyim ama ya. Evet, Fenerbahçe maçı var. Biz hala oynamıyoruz. Kilolarımızdan dolayı bizi oynatmıyor. Fenerbahçe maçı. Bakalım ne olacak. Deplasmanda Fenerbahçe bizi 1-0 yendi. Kim attı? Sisi attı golü. Oynat beni hocam ya. Alo. Hocam selamun aleyküm. Kayserispor mücadelesi vardı hani, kupa maçı. Evet. Ben de oyun... Yok hocam, hala 110 kiloyu. Evet. 110. Evet hocam, 110 kilo vereyim. Tamam. Tamam hocam, teşekkür ederim. Uzadım, göreceksiniz. Evet, yaşımız şu anda aşağıda görmüş olduğunuz gibi, daha doğrusu göremediğiniz gibi 16 oldu. Acaba 16 yaşında oynatabilecekler mi beni ya? Evet, yine kadroda yokuz. Abi bu takımda yani niye oynamıyorum ben ya? Ah, 4-0 işte. Ya hocam ben niye oynamıyorum, çıldıracağım bak. Herkes oynuyor, ben oynamıyorum hocam ya. Gerçekten 3-0 yendik. Aha. Eyvallah hocam, bir bildiğiniz varmış, anladım. Evet, Kayserispor kupa maçında sahada olduğumuzu... Eyvallah hocam. Kayserispor şimdi bize bir kitlesin de 3 tane. Evet hocam, beni Beşiktaş maçına saklamış. Beşiktaş maçında biniyoruz. Arkadaşlar o kadar bekledik ama hocamızın bir bildiği varmış. Trabzonspor maçında bizi oynatmayı düşünüyormuş hocam. Demek ki hocamızın bir bildiği olduğu. Yine sağda yokuz arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde oynayamıyoruz. Transferini iste, kiralanmak iste. Hiç olmadı kiralanmak isteyeyim arkadaşlar. Belki bir yere kiralarlar ya. Abi bu takım camsız oynuyor diye ben oynayamıyorum arkadaşlar. Cam olmadığı için bu takımda. Ben oynatmıyorlar beni bir türlü. Gitmesini değerlendirdim ve kabul etme kararı verdim. Eğer zahmet olmuş. Hemen kağıt listesine eklenecekse uygun bir teklif geldiğinde sana bildireceğim. Lütfen İrfan hocam, lütfen yani ya. Evet, 6 saat geldi. Hala ne haber var, ne bir şey var. Hiçbir şey olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Malatyaspor. Bir kiralık isteği bile gelmiyor ya. Hiçbir takım bizi istemiyor. Allah kahretsin. Oynamadım tabii. Nasıl isteyecekler beni ya? Evet, transferde son gün geçti. Kimse de bizi istemedi, kaldık. Gerçekten şu anda gerçek futbolcularına böyle oynayan kardeşlerimiz var ya, şu ufak futbolcu olmak isteyen. Zamanında ben de bunları çok yaşadım. Onları şu anda çok iyi anlıyorum ve eski günlerime gittim. İnsanı o kadar çok sıkan bir şey ki bu. Yıllarca böyle çok yaşadım arkadaşlar. Yedek kulübesinde olurum. Hocanın gözüne bakarım, beni soksun oynat, oynayayım falan filan diye falan çok yaşadık bunu. Malatyaspor Galatasaray. Evet, iki tane sarı kırmızılı ekip. Galatasaray iki tane atıyor. Şut bile çekememişiz. Hoca beni hala anlatmıyor. İrfan Hoca ayıptır ama ya. Hocam Allah aşkına bak, 20. sıradayız. Bak ligden düşmek üzereyiz. 27 maç oynamışız. Altımızdaki de 26 oynamış. Yani daha ne kadar kötü olabiliriz hocam ya. Ya hocam tamam, anlıyorum kiloluyum falan filan ama yani belki bir şeyler yapacağım. Belki maçı kopartacağım. Abi yok, gençlerin önü açılmıyor ya. Türk futbolu bitmiş ya. İki tane haber ver. Ne bu haberler? Abi şaka be Şebake cezalı. Bana ne ya? Ben de transfer haber var diye seviniyorum ya.
Bak gelmiş bana bak bak bir de bak yine. Önümüzdeki çok zor olmayan rakipler var. Evet, Erzurum karşısında paralımız 3 puan. Tabii canım. Bütün sezon 3 puan aldık. Bir Erzurum maçı kaldı. Paralımız ya sonuncuyuz ya. Önümüzde diyor çok da zor olmayan rakipler var. Fenerbahçe falan var. Çok da zor. Allah çıldıracağım ya. Hangi maçta 3 puan aldı? Paralımız 3. Bir de paralımız 3 puan Erzurum maçında. Nerede? Kendi sahamızda mı? Al Fenerbahçe. Perotti de oynuyor. Al işte 2-0 Tisserand. Transfer. Bakalım. Çakıbeke geri döndü. Abi bana ne döndüyse döndü ya. Erzurum maçında paralımız 3 puan. Bakalım. Çok güzel. Al hocam sana paralımız 3 puan. Hala beni oynatma hocam. Kubilay Kanatsız kuşu oynat hocam. Evet haberler vardı az önce gördüm. Niye bu haberler bakayım? Bana transfer teklifi var mı? Yok. Çok güzel. Hocam tebrik ediyorum. Takımımızı Allah'tan bu yama yok şu anda. Yama olsaydı ikinci lige düşmüştüm. İrfan hocam tebrik ediyorum. Sezon boyunca %100 gelişime katkı sağlayan 15-16 yaşındaki genç kardeşimizi oynatmadın ve takımı küme düşürdün. Tebrikler İrfan hocam. Bu arada arkadaşlar size şeyi gösterelim. Puan durumunu. 18. olmuş Malatyaspor. Şampiyon Galatasaray oluyor. 102 puan almış. İnanılmaz bir puan. Fenerbahçe 84 bu şekilde devam etmiş. Ligin gol krallığı falan var mı? Gol krallığı falan ne göstermiyor? Oyuncularıma böyle mesajlar göndermeyi sevmiyorum ama ne yazık ki yapmak zorundayım. Sezon başında senin için belirlediğim hedeflere ulaşamamam beni hayal kırıklığına... Oynattın mı da ulaşamayayım? Senden daha fazla bekliyordum. Gelecek performans attığımı umuyorum. Ya bırak hocam Allah aşkına boş boş konuşma ya. Hocam sana yazıklar olsun ya. Oynatmıyorsun. Allah'ım ya hem oynatmayayım artistik yapıyor ya bir de. Evet benden bir şey yapıyor. Futbol kulübünün teknik kadrosu olarak sizinle beklentim yok. Kendin gelişim ve kariyerin içinde tutman gerekiyor. Abicim Allah aşkına beni bir oynat ya. Beni bir oynat oynat. Var mıyım? Yine yokum abi. Yine yokum abi. Abi ben çıldıracağım ya. Kafayı yiyeceğim ben ya. Ben niye yokum abi ya? Acaba bu takım camla oynamadığı için ben cam oynuyorum ya. Kadrosu camsız olduğu için mi ya? Vallahi çıldıracağım. Nerede kaldı? Abi yok ben buradan gitmek istiyorum. Kiralamaktan vazgeç. Ben kiralamak gitmek istiyorum ya. Oğlum adam beni oynatmıyor. Finale çıktı ya şeyde. Kupada. Vallahi çıldıracağım ya. Şimdi finale çıktı buradan para alacak. Bir de oraya da bir şey yapacak ya. Transfer yapacak. Aha senin için transfer teklifi. Senin için transfer teklifi işte bu. Kime gidiyorum? Belenene bu kim ya? Bugün senin için ben kulübünden bir teklif aldım ve kabul ettim. Haftada oğlum tam da bu ne? Kiralık mı gidiyorum? Nasıl gidiyorum? Seni kulüpte görmek istiyorum. Sana şu teklif maaşı veriyor. Al. Umarım bu teklifi kabul edersin. Kulübün ve geleceğin başarısı bir parça olsun. Vallahi ben şu an kiralık mı gidiyorum? Anlamadım ki ben nasıl gittiğimi. Nasıl gittiğimi anlayamadım. Bir dakika arkadaşlar ya. Diyor ki iyice düşün sonra gidiyor musun yoksa yeni Malatyaspor kulübüne devam mı edeceksin bana söyle diyor. Ya tamam da ben şimdi acaba kiralık mı gidiyorum normal mi gidiyorum onu bilmiyorum ki ya. Buradan bir kaydedeyim deneyeyim onu ben bir dakika. Arkadaşlar denedim girdim baktım satın almak istiyorlarmış. O yüzden ben satın olarak gitmek istemiyorum. Bu şekilde gitmek istemiyorum kiralık olarak gitmek istiyorum ben. Bu arada oraya geçtim size göstermedim ama final maçında 2-1 yenildik. Beşiktaş'a karşı oynamışız. Dakika 84'te Abubakar atmış. Arkadaşlar Dijon kulübü benim için bir teklifte bulunuyor. Yani bu yine bir satın alma teklifi sanıyorum. Evet satın alma teklifi. Ne yapacağım bilmiyorum. Reddetsem reddedeceğim ya. Teklifi reddedeceğim. Ben kiralanmak istiyorum abi. Kiralayayım beni ya. Evet hala teklif gelmiyor arkadaşlar ne yazık ki. Son 8 saat. Transferin bitimine son 8 saatimiz kaldı. 7 saat. Bir kiralık teklifi gelmiyor ya. Ulan var ya Malatya'ya hizmet etmek için kiralık istiyorum. Yoksa onları giderdim ya. Ben Malatya'ya hizmet etmek istiyorum ya. Kiralık gideyim geleyim ondan sonra Malatya'ya bir şeyler yapayım istiyordum ya. Ayıptır ama ya. Evet transfer dönemi bitti. Yine hiçbir yere gidemedik. Yine kaldık İrfan Buz Hoca'yla. Hocam teşekkür ederim. Şimdi sen var ya bir daha beni hayatta oynatmasın. Ben biliyorum seni. Aha! İşte bu. İşte bu hele şükür. Yeni sezonda forvet oynuyorum. Başakşehir maçına oyna onur olarak diyor. Oyna takım olarak diyor. Onur olarak oynayacağım. İşte bu hocam ya. Ben Malatya'ya hizmet vermek istiyorum hocam. Ayıp oluyor ama ya. İşte bu. Şükür bir tane maçta oynatıyor bizi ya. Kaç sezondur bekliyorum. Süper Lig'in en iyisi, en az gol yiyen takımıyla en çok gol atamayan takımı oynuyor. Kendime güvenmem lazım. Merhaba kardeşim. Selam, hoş geldin. Merhaba kardeşim. Kendime güvenmem lazım da bugün bir tane gol mü araya sıkıştırırsam var ya. Bu takımla bundan sonra oynarım. Oh, biraz zor olacak koşması. Oh, çok yoruldum. Şundan yoruldum. Şöyle şuraları durayım bari. Böyle formatörü durduruyor çünkü. Hayır, yemeyelim lütfen. Benim oynadığım maçta yemeyelim. Uzaklaştık. Helal Semih abi. Helal. Neredesiniz arkadaşlar? Al kardeşim. Oyna bana. Geliyorum Adem abi. Güzel Adem abi. Şimdi araya git.
Abi oynuyorum bu oyunu be. Hoca gör bunları hoca. Al abi. Adem abi ne biçim oynuyorsun? Neyse. Bunu boş gidiyor, kimse tutmuyor ya. Ben mi defans yardım edeyim? Aman aman yapmayın ya. Abi kimse. Hocam. Bunu yedik, Allah kahretsin. İnşallah kabak benim başıma patlamaz. Al bir daha kanka. Bak nasıl oynuyorum, bak havadan pasıma bak. Oyna abi, oyna hocam. Sema abi. Şimdi araya. Çok iyi, hızımla, kilomla gideceğim, onu öldüreceğim. Oha, geliyorum oraya. Gel lan. Attım abi sana. Adem abi sakin. Ayağı toplarla oynayalım. Çok iyi, oyna bana. Yürü şimdi. Tekrar al. Abi çok iyi paslar yapıyorum ya. Oyna. Çok iyi. Şimdi abi önüme. Şimdi işte göreceksiniz günüzü. Gidiyorum. Abi ben yıkılmam. Ben yıkılmam. Bir şut. Oh, ayağım. Ayağım kırıldı. Baskı baskı baskı. Alırız onu hadi. Hadi be, iki yarı bitti. Çok iyi be. Yakalarsın onu. Şimdi bana. Güzel hareket. Al kardeşim. Çok iyi, indir. Hadi be. Alırsanız ileride bomboşum abiler. Kanattayım he. Vallahi çok iyi yerdeyim alırsanız. Bir atarsanız buraya alıp gol yaparım. Oo, 2'yi yedik. Allah kahretsin ya. Abi adamı kimse tutmuyor. Defansımız çok kötü. Hocam beni defansa koyabilirsin. İyi oynarım ben defansta. Gez lan. Pardon hocam. Araya Kubilay. Araya. Aha! Vurayım şuna. Oh kardeşim, nasıl kurtardın ya? Nasıl kurtardın? Vurayım, çekil Kubilay. Gol be! Gol, aferin Kubilay. Aferin, iyi geldik oraya. İyi paslaştılar. Gel kameraları yedim sen oğlum. Ben de oğlum dur, öldüreceğim adamı, üstüne atladım, adam ölüyordu az kalsın. Beni de sevin. Forma şansı yakalayabilirim belki, anasını al. Bak burada iyi paslaşmalar yaptım araya Kubilay. Çekilsem ben atıyorum ha, neyse. Geri oynadım. Ben istemedim. Gel abi. Gel abi. Aa, atamadım, kusura bakma. Geliyorum şimdi. Aldım. Ver şimdi araya. Gönder, çekil Kubilay, önümde çekil. Yine kaleci vurur şuna. Gol be. Fofana. Gel Fofana, gel. Nasıl vurdum? Oğlum gelsene bana, sınırsana ya. Ya bunlar var ya, sana antrenmanda göstereceğim. İşte bu. Ben vurdum arkadaşlar. Tribünlere gideyim de göstereyim kendimi. Bu benim he. Golü, ilk şutu çeken. Gerçekten iyi oynuyorum. Ya kalecide şansım var ya, benim bütün toplarım tutuyor ya. Oyna. Attım mı? Bekle. Diaz geliyorum. Diaz şimdi. Oğlum çok kilo aldım ya. Yakalayabilecek miyim? Vallahi yakaladım. Attım araya. Geliyorum ben. Bir topuk yap. Topuk yap. Bir şey yap. Aman yemeyelim. Dakika 90 golü yemeyelim arkadaşlar. Vur şunun ayağına. Kale. Aman kale. Oh be. Tamam bitti. Vallahi indirdim, yürü. At araya. Yürü oğlum, olur. Ah be, nasıl yitirirsin hocam ya. Tam gole gidiyoruz hocam ya. Neyse, ilk haftadan papaz olmayalım. Şimdi gidip de orada hakemle falan didişmeyelim de. Genç oyuncu hakeme saldırdı falan haberleri çıkartmasınlar. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Pas oranımız %91. Gerçekten iyi oynamışız. Başarılı kısa pasımız ve uzun pasımız yok. Kazanılan kaybeden müdahalede çok iyi. Pozisyon dışı bilmem ne falan hepsi iyi. Asistimiz ya da gol olarak sayılmıyor. Çünkü bizim şutumuz vardı. Ama yine de bakalım, 8.2 almışım. Man of the maçım galiba arkadaşlar. Vallahi maçın yıldızıyım. 16 yaşındaki Onur maçın yıldızı sevgili arkadaşlar. Beni geldi. Bu kadar zamanda sadece bir maçta oynattı. Hocam bir maçta oynattın ama ne halde olduğumu gördün.
İşte benim daha fazla oynamam lazım hocam. Benim daha fazla oynamam lazım. Sevgili dostlar, bu bir merhaba videosu olsun. Burada sona erecek. Çünkü ilk dönemde bayağı bir sıkıldım. Beni oynatmadı. Acayip sıkıldım. İllallah geldi burada. Odada çok sıcak. Bu böyle bir merhaba. Yeni kariyerimize merhaba olsun. Like'sizi lütfen bırakmayın. Hemen yarın yenisi gelecek arkadaşlar. Bundan sonra hemen hafta içi aylığı olacak. Hafta sonu da atmaya çalışacağım. Güzel bir kariyerimiz başladı. Kendinize iyi bakın. Malatya'dan bir Kaysi çıkıyor. Hoşçakalın.